Sanem Oktar Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. 1993 yılında çalışma hayatına atılan Oktar, önce iletişim, satış ve pazarlama danışmanlığı konusunda Türkiye'nin belli başlı markalarıyla farklı sektörlerde çalıştı. 1997 yılında kendi işini kuran Sanem Oktar, ardından 2011'de kendi sosyal medya ajansını kurdu. Şu an dijital pazarlama konusunda çözümler sunan bir şirkette yönetici ortak ve yönetim kurulu başkanı olarak iş hayatını sürdürmekte. Sanem Oktar, 2010'dan beri aktif üyesi olduğu Kadın Girişimciler Derneği Kagider'de kadının güçlenmesi konusunda birçok projenin içinde yer aldı. 2015'ten beri Kagider'in yönetim kurulu başkanlığı görevini de başarıyla yürütmekte olan Oktar, aynı zamanda Türkiye'nin G20 dönem başkanlığında kurulan Kadın 20 Açılım Grubu Organizasyon Komitesi'nin de üyesidir. Kendini seri girişimci olarak tanımlayan girişimci anne, işte kadın Sanem Oktar. Herkese Eko Türk ekranlarından, İşte Kadın programından merhabalar. Yine yeni bir programla karşınızdayız. Bugün yine çok başarılı, seri girişimci bir rol model Sanem Oktar'ı ağırlıyorum. Hoş geldiniz Sanem Hanım. <laughs> Hoş bulduk Berrak. Ee, sizi tabii herkes e, Kagider Başkanı olarak tanıyor. Türkiye'nin en önemli kadın girişimcilik derneği Kagider. Derneklerinden biri diyelim. E, Kagider'in başkanısınız. Ama hayat hikayenizi okuduğumuzda ya da sizi tanıyanlar da bilir. Siz bir seri girişimcisiniz. Doğru. Türkiye'de de gerçekten sayısı bir stadyumu dolduracak kadar olan ve arttırmamız gereken kadın girişimciler konusunda da çok önemli çalışmalara imza atıyorsunuz. Ben tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Sanem Hanım, tabii herkes merak ediyordur. Sanem Oktar kim? Buralara nasıl geldi? Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii. İzmirliyim. Bir erkek kardeşim var, geleneksel bir Türk ailesi, annem ben doğmadan önce çalışma hayatında olup ben doğduktan sonra işi bırakan, babam da çalışan bir aile. Biraz şanslıydım çünkü hep onu söylüyorum, sözü sözümün dinlendiği bir ailedeydim. Yani kız ve erkek çocuklarına eşit bir şekilde davranmaya çalışan bir aileydi. Evet. İlkokulu farklı e, yerlerde okudum, farklı okullarda okudum yani 5 ilkokulu 5 ayrı yerde okudum. Sonra İzmir Bornova Anadolu Lisesi. E, ardından da e, İstanbul'da üniversiteyi kazandım e, ve geldim. E, tabii İzmir'den İstanbul'a e, gelmiş e, genç bir kadındım o dönemde. Biraz taşranan büyük şehre gelmiş gibiydi. İstanbul'a alışmak e, zordu ilk etapta. Ee, ve o dönemde yavaş yavaş çalışmaya başladım. Yani e, liseden sonra üniversite hayatımda tüm 4 yıl boyunca part-time işler, e, irili ufaklı e, işlerde e, bulundum. Ne tip işlerdi Sanem Hanım? Böyle hosteslik, e, marketlerde tadım tarttırım e, işleri, e, minik minik oyunculuk e, gibi, sunuculuk gibi farklı farklı işlerde çalıştım. Aslında temel bir nedeni e, vardı. Para kazanma için bu işleri yaptım. Hem okul harçlığımı çıkartıyordum hem de aynı zamanda kendim için bir gelir. Şeyi hatırlıyorum o zaman günlük ücret alırdık. Böyle üç gün çalıştıktan sonra Hı, şu ayakkabıyı alabilmek için iki gün çalışırdım gibi hesaplar yapardım kendi kendime. Fakat daha sonraki yıllarda şeyi fark ettim. İyi ki o dönemde çalışmışım. Çünkü hem girişimcilik hayatımda hem daha sonra o daha önceki profesyonel hayatımda o dönemde yaptığım çalışmalar bana neyi sevip neyi sevmediğimi ya da neyi yapıp neyi yapamayacağım konusunda çok fikir verdi. Bunu bilinçli olarak yapmadım. Ama tüm gençlere de öneriyorum yapabiliyorsunuz bir yerde staj yapın irili ufaklı küçük şeyler varsa çalışın diye. Ben üniversiteden mezun olduğum zaman kafamda girişimci olacağım diye bir şey yoktu. Hatta o dönemde bu yaptığım işe girişimcilik de denmiyordu. Yani şirket sahibi olmak, kendi Doğru. işini yapmak gibi terimler kullanıyorlardı. Ben bir uluslararası şirkette profesyonel olarak çalışmaya başladım. O dönemde yönetici adayı deniliyordu onlara. Yaklaşık dört yıl kadar çalıştım. Tam bu sırada çalışırken de evlendim. Bir kız çocuğum oldu. Ve... Aslında bana biçilen bütün rolleri de tanımlamıştım. Yani işte iyi okuldan mezun olmuştum, evlenmiştim, bir tane çocuğum olmuştu. E ee, işim iyiydi. Ee, dedim ki artık ben evde oturayım. Evde oturayım ve kızıma bakayım. Anne olayım. Fakat aslında iki tane şeyi çok iyi hesaplayamamıştım. İlki evde oturmak çok sıkıcıydı ve ikincisi eşimden boşandım. İşte benim girişimcilik serüvenim tam da bundan sonra başladı. Çok ee, ilginç. Yani <laughs> ilginç olan ne biliyor musunuz? Ee, evde oturmak mesela çalışan bir kadın için çok zor. Evet. Bir alışınca insan bırakamıyor. Kesinlikle bırakamıyor. Ee, şöyle ki aslında bu bir araştırmayla da destekliyim. Kagider'in Danon'la da yaptığı bir araştırma var şunu söylüyor. Çalışan kadınların yüzde kırkı çocuk ya da evlilik nedeniyle işlerinden ayrılıyor. Ama ayrılanların yüzde altmışı eğer uygun koşullar olursa işe dönebileceğini söylüyor. Aa çok iyi. Galiba ben de o istatistiklerden biriydim <laughs> ee, ve o işe dönme kararında iki tane seçenek vardı. Bir bildiğim şeyi yapabilirdim, yani yine bir <laughs> profesyonel hayata dönebilirdim. İkincisi de e, masanın öbür tarafına geçip e, farklı bir şeyler yapabilirdim. Azıcık çılgınlık, e, azıcık farklı düşünme. Galiba. Biraz da tutku. Hepsi bir araya gelişince girişimcilik oluyor zaten. Tabii ben, cesaret. Cesaret. 27 yaşında kendi işimi kurmaya karar verdim. İlk işim bir halkla ilişkiler şirketiydi. Masanın bir tarafından öbür tarafına geçmekti aslında yaptığım şey. Daha önce aldığım hizmeti vermek. Çok da deneyimim yoktu aslında. Benden daha işi bilen bir ortağımla beraber işi kurduk. Çok da küçük bir sermayeyle aslında başladık ee, ve ben biraz işi işte öğrendim. İlk girişimci hikayem de böyle başladı. Ne kadar güzel. Peki bu sırada kızınız ne yapıyor? Bu arada kızım iki buçuk yaşında ve ben iş kurmak istediğimi söylediğim zaman önce babam hayır dedi. Dedi ki e, yani senin gayet iyi düzenli gelir elde edebilecek. Bir mesleğin var, eğitim aldın, neden böyle bir maceraya atılıyorsun, ne gerek var? Ee, daha sonra bu Kagi de gelince bunu öğrendim ki bu sadece benim başıma gelmemiş aslında. İlk itirazlar genelde en yakınınızdan geliyor, aileden geliyor. Ee, bir anlamda bu noktada kadınlar daha temkinli davranıyor, risk almaktan daha korkuyorlar. Ee, ben orada... Biraz da bu eşinden yeni ayrılmış ve kendine yeni bir hayat kurmak isteyen bir genç kadın heyecanıyla hayır dedim ben bu işi kuracağım. Bir de ikincisi inanıyordum. Yani bu işi daha iyi yapacağıma inanıyordum. Bir de anneniz. Tabii bir de anneyim sorumluluk da var. Gerçekten sizinle ilgili bir şeyleri araştırırken çünkü ben hep sizi Kagider Başkanı Sanem Hanım olarak bildiğim için biraz da Sanem Oktar kim diye araştırma yaparken baktım ki annenizin Gerçekten güçlü bir anne, sizin hayatınızda çok önemli bir yere sahip. Kesinlikle. Ee, yani bana her zaman tüm ortaokul ve lise hayatım boyunca kendi ayaklarımın üzerinde durmam gerektiğini, bir birey olmam gerektiğini ve kendi seçimlerimi yapabilmek için de aslında ekonomik olarak da özgür olmam gerektiğini söyledi. Ve benim bir tane şansım vardı o da iyi eğitim alabilmek. Ancak iyi eğitim alabilirsem iyi bir yerde çalışabilir ve kendi isteklerimi gerçekleştirebilirdim. Bu bir anlamda özgürlüğüme giden bir yoldu. Aslında birey olabilmek için de iyi eğitim almak ve iyi bir yerde çalışmamın gerekliliğini annem söyledi ve onun sözleri hep kulaklarımda. Sanırım farkında olarak ya da olmayarak ben aslında bu yola onun telkinleriyle geldim. Ne kadar güzel. Benim gerçekten benim de hayatımdaki en büyük rol modelim. Beni bu konuda destekleyen annemdir. Her yaptığım projenin arkasında her zaman durmuştur. Ben onun için tüm annelerimize buradan sevgi Kesinlikle. ve saygılarımı yollamak istiyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum, hepsinin yanaklarından öpüyorum. Gerçekten çok kıymetli anneler bizim için. Tabii ki babalarımız da önemli Tabii. ama annenin gücü bir kadının başarılı olmasındaki en büyük etken diyebilirim. Kesinlikle öyle. Peki haklı ilişkiler yapmaya başladınız. Evet ve şöyleydi hani burada girişimci olanlar ya da yeni şirket kurmak isteyenler vardı. Gerçekten şöyleydi iki kişi iki tane masamız var bir telefon çalıyor ben açıyorum ortağıma bağlıyorum öbür telefon çalıyor o açıyor bana bağlıyor. Ve böyle iki kişi gayet mütevazi ama şunu biliyorduk bir işimizi iyi yaptığımız farklı yaptığımız ve doğru ve fayda yarattığımız zaman bu işin büyüyeceğine inanıyorduk. Bir de şu çok açık bir şey ki e, çok çalışmak gerekiyor. E, girişimcinin iyi bir fikri olabilir, tutkulu olabilir, gideceği yol belli olabilir. Tabii. Ama ben üç tane şey biliyorum bu girişimcilikte. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Hayatta hiçbir şey tesadüf değil. <laughs> Formülü bu girişimcilikte. Aynen öyle. Ve biraz kan ter gözyaşı bu iş. Bir iman gücüyle ilerliyorsunuz. 97, yani 27 yaşındayken ilk şirketi kurduktan sonra hemen yaklaşık 2 yıl sonra Tribal şirketini kurdum. O da bir satış ve pazarlama destek hizmetleriydi. Hatırlarsanız üniversite yıllarında bir böyle tadım tattırım aktivitelerinde çalıştığımı söylemiştim. Evet, o şirket tam da bunu yapıyordu. Yani ben en aşağıda o marketlerde tadım tattırım yaparken birdenbire o şirketin sahibi oldum. Tabii işin temelini biliyordum. Dolayısıyla yönetmek ve kurgulamak daha doğru oldu. Hemen bir yıl sonra da o dönemde veri tabanına dayalı pazarlama şirketini kurdum ki internet yeni yeni geliyordu. 2000'li yıllardan bahsediyorum. Daha cep telefonları yeni yeni yaygınlaşıyor. İnternet kullanımı daha az ve şirketi biraz daha büyütmek gerekiyordu. Aslında Türkiye'de iş yapıyoruz ve riskleri de dağıtmak lazım. Yani niye bu kadar üst üste şirket kurdunuz? Çünkü 3 yıl geçmişti daha karda edemiyorduk açıkçası. O yüzden de farklı şirketler kurup riski dağıtmak gerekiyordu. Peki orada hayal kırıklıkları da oldu mu? Olmaz olur yani, mu? Yani e, bazen hani düşmek Düştüğünde kalkmak mutlaka yaşadığınız şeyler olmuştur değil mi? Olmaz olur mu? Yani neredeyse hiç ayağa kalkamıyorduk. Sürekli bir emekleme dönemi o ilk üç yıl. Zaten sonra öğrendim ki o ilk üç yıl ölüm vadisi ve kurulan şirketlerin yüzde 85'i maalesef o ilk üç yıl içerisinde devam edemiyorlar. Çünkü... E, i̇şi nasıl yöneteceğinizi bilmiyorsunuz, bir mentorunuz yok, finansal kaynağınız az, insan kaynakları evet. az. Yani siz hem kapıdaki sekredersiniz hem müşterinin karşısındaki kişisiniz hem de bütün bunları yaparken şirketi bir e, vizyon doğrultusuna götürmeye çalışıyorsunuz ki kolay değil. Bence girişimcinin en önemli şeylerinden biri de sizinle ilk çalışan kişiyi ikna etmektir. Ha, doğru. Çünkü ilk işi alıyorsunuz. Nasıl onu ikna edeceksiniz? Gerçekten oradaki zamanı hatırlıyorum çünkü ortada ismi olmayan bir şirket, bir kişi, evet <laughs> diğer <bir> kişiyi <laughs> ikna etmek zorundasınız ve o ilk kişiyi aldıktan sonra demiştim ki evet onu ikna edebildiğime göre demek ki diğerlerini de ikna etmem daha kolay. E, bu girişimcilikte de hep şunu söylüyorum evet çok düşüyorsunuz her gün düşüyorsunuz ama önemli olan düşmek değil önemli olan yeniden kalkabilmek. Peki. Kadın değil erkek olsaydınız bu zorlukları daha mı az yaşardınız sizce? Kesinlikle daha az yaşardım. Bir kere işini kurmuş bir erkek arkadaşım olurdu mutlamalar Hı. ama benim e, işini kurmuş bir kadın arkadaşım yoktu. Hangi zorluklarla yaşandığını bilmiyordum. İki, bu network işi gerçekten çok önemli. Birine sormak, birinden akıl almak. Çünkü her öğrendiğiniz şeyi para kaybederek öğreniyorsunuz. E, e bu da çok maliyetli bir şey. E, ben uzun zaman girişimciliği kendi paramla yapmaya çalıştım. Halbuki finans kaynakları vardı. Onlara Tabii. gitmekten ürkütüm. Ama o zamanlar daha azdı sanki yatırımcıya ulaşmak. Daha... Ya da... Doğru. Değil çok mi? Doğru. Çok doğru. Bankalar bile hala hani hala o mentalite yavaş yavaş değişiyor ama hala teminat olmadan... Kesinlikle. Kadın girişimciye kredi vermiyor ya da destek vermiyor. Evet şimdi biraz daha şartları iyileşti. Sağ olsun STK'lar sayesinde gider gibi <laughs> evet, ama. Evet gerçekten öyle. E, hakikaten o anlamda e, daha zorluydu ama şu, yine şunu söyleyeyim. Bir erkek iş kurduğu zaman ailesinden çok ciddi destek görüyor. İşte benim oğlum iş kuruyor bizim oğlan şunu yapıyor diye. Hatta ilkinde başarısız oluyor, ikincisini deniyor. Hatta üçüncüsünü deniyor, annesi gidiyor bileziklerini veriyor. Al oğlum yeter ki sen işini kur diye. Maalesef kadının bir şansı var. O, o bir şansla başarılı olmak zorunda ve ikinci bir şansınız yok. O yüzden de gece gündüz çalışmak durumundasınız. Ee, ben bunu hep iman gücüyle çalışmak diyorum yani <laughs> paranız yoğunuz çalışarak boşluğu ayağa kaldırmanız lazım. Aslında şöyle ortada kendi paranız, kendi geleceğiniz, kendi hayatınız var ve var gücüyle onu ayağa kaldırmaya çalışıyorsunuz. Ee, i̇şte bu üç şirket bu macerayla başladı. Ee, sonra yeteri kadar büyüyemiyorduk. Dedik ki ya nasıl yapalım bu işi? Hala yeteri kadar kar edemiyoruz. 3 yıl geçmiş, 4 yıl geçmiş. Dediler ki ya bu işi dünyada çok iyi yapan bir grup var İngiltere'de. Bir onlara gidin. Biz gerçekten oraya gittik. Dedik ki Türkiye'de temsilciniz olmak istiyoruz. Sevgili Berrak bizi kovdular. Yani kapıdan resmen kovulduk biz. Ne işiniz var? Türkiye'den nereden geliyorsunuz? Size böyle bir ajantalık falan vermeyeceğiz dediler. İlk hayal kırıklığı. O çok hayal kırıklıklarından biri, <laughs> ikinci, üçüncü, en son dördüncü kere gittiğimizde tamam, bunlar bu kadar ısrar ediyor, bu Türkler ne istiyorlar diye bizle masaya oturdular ve biz ilk işimizi aldık. İlk işimizi aldıktan sonra da bu Amerika'daki bir işti, onu başarıyla gerçekleştirdik ve dördüncü şirketimi Türkiye'de kurduğum bir danışmanlık şirketiydi. O şirket daha sonra çok büyüdü ve ilk Dubai'de Güney Afrika'da ofislerimiz oldu. Yaklaşık 50 milyon dolarlık bir ciroya ulaştığımızda ben ilk çıkışımı yani ilk hisse çıkışımı o şirketle gerçekleştirdim. Okay. Ardından başka bir şirket kurdum. Onu da 2015 yılında yine başka bir İngiliz gruba sattım. Dolayısıyla baktığım zaman ben 7 şirket kurup, e, ikisini satıp, e, iki tanesini batırıp, diğerlerine devam eden bir girişimciyim. O yüzden sanırım kendimi seri girişimci olarak tanımlıyorum. E, yani 7 girişim, <laughs> evet. ya yani bunların 5'ini satmış olmak. Evet, yani iki tanesini sattım. İki tanesini satıp. iki tanesini batırdım. E, geri kalanları da hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Bence gerçekten tam bir seri girişimcisiniz. Peki o iki tane batanın bir yerde diyorsunuz ki finansal okuryazarlık çok önemli. Çok önemli. Ee, özellikle kadın girişimcilere buradan söylemek lazım. Hani e, bir anda atlamamak, finansal okur yazarlık çok önemli. İki şirketin batmasının sebebi, başarısız olmasının sebebi finansal. E, aslında bir tane doğru pazar gibi. analizi yapmamıştım. Hı hı. Ee, yani gerçekten ihtiyaçlar neler? Nasıl e, ürünlere ihtiyaç var. Rekabet ne durumda? Nasıl bir fiyatlama yapılır? Dolayısıyla doğru bir pazar analizi yapılmamıştı. O yüzden de bir türlü doğru fiyat dengesini bulamadı, kar edemedi ve şirket sürdürülebilir olmadı. Bu bence çok önemli bir şey bütün girişimciler için evet. hani bunu söyleyebilirim. İkincisi de bilmediğim bir işe girdim. bir grupla beraber onlar da o kadar iyi bilmiyorlarmış dolayısıyla hep beraber battık. Bu da benim için iki önemli ders oldu. Fakat sonra düşünüyorum ki iyi ki onları öğrenmişim. Çünkü ondan sonra şirket içinde aldığım kararlar, aldığım riskler, oradaki öğretilerimin çok faydasını gördüm. Zaten durum şöyle, iş dünyasında da böyle. Hata yapıyoruz hepimiz. Ama önemli olan o hatadan ne ders aldığımız, ne öğrendiğimiz ve onu bir daha tekrarlamamak için hem organizasyonel hem finansal anlamda kendimize bir yol planı çizmemiz, finansal okul yazarlık çok çok önemli. Çok önemli. Ee, özellikle nakit akışı yönetimi. Yani kubilerden bahsediyoruz, küçük işletmelerden bahsediyoruz. Nakit akışını yönetemediğiniz zaman maalesef şirketleri de yönetemez hale geliyorsunuz. Aynen. Sanem siz şey deyince demin az önce şirketler başarısız oldu fakat yenilerini kurdum ve çıkışlar yaptım. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Hı hı. Siz de biliyorsunuzdur mutlaka. En çok başarılı olan girişimciler daha önce birkaç kez şirket batırmış <laughs> girişimciler. Çok doğru. Gerçekten deneyim. Çünkü başarısız olmak da sonuçta hayatın gerçeği. Kesinlikle. Hani iniş çıkış hep diyoruz ya her inişin bir çıkışı, her çıkışın da bir inişi var. Doğru. Doğru. Yani... Orada tek söyleyeceğim şey pes etmemek ve vazgeçmemek. Çünkü o öyle bir nokta ki önce kendinizi suçluyorsunuz. Yani ben ne yaptım, keşke böyle yapmasaydım, bu kadar para koymasaydım. Yani evet tabii ki suçu kendinizde arayacaksınız ama orada kurban psikolojisinden çıkıp bir dakika burada böyle bir yanlışlık oldu. Bunu nasıl düzeltebilirim? Ben buradan ne öğrenebilirim diye tekrar ayağa kalkmak gerekiyor. Bence bu işin sırrı burada. Peki ayağa kalkmak derken, demişken hatta sizin benim de çok sevdiğim bir eşiniz var. Gökhan Bey. Evet. Gerçekten ben de kendisine inanılmaz sevgi, saygı duyarım. Ve her zaman... Türkiye'de biliyorsunuz şöyle denir: Her başarılı erkeğin arkasında bir e, kadın vardır. Aslında biz de işte kadın programında diyoruz ki, her başarılı kadının arkasında bir erkek var. Bu babanız da olabilir, eşiniz de olabilir, evladınız da olabilir. Ama mutlaka e, size destek olan birileri vardır. Çok doğru. Bu şirketler kurulurken ya da işte e, şirketleriniz başarısız olduğunda da yanınızda Gökhan Bey e, vardı, vardı, vardı. E, Birkaç konu da vardı. Birincisi bu kadar şeyi yapmak çok yoğun çalışmak anlamına geliyor. Yani işi paylaşmanız gerekiyor, evdeki yükü, çocukların sorumluluğunu. Bu noktada bana her zaman çok yardımcı oldu. İkincisi çok yakın bir arkadaşımdır. Dolayısıyla aynı zamanda profesyonel kimliği olduğu için o da iş dünyasında eee ileriye dönelik planları konuşmak. E, artı o profesyonel deneyiminden çok şey öğrendim ben. Çünkü benim e, bir anlamda e, mentorum, öğretmenim oldu. E, o yüzden e, çok e, ben desteğini gördüm. O zaman size küçük bir sürprizimiz var. Gökhan Bey şimdi Malezya'dan <laughs> evet. sizinle ilgili küçük bir video gönderdi. Süper İsterseniz mi? onu seyredelim. Tabii ki. Seyredelim. Sanem'e evlendiğimiz günden beri evimizdeki işleri paylaşarak destek olmaya çalıştım. Onu her zaman can kulağıyla dinleyip, işi ve girişimleriyle ilgili rahatlıkla konuşabileceği bir sırdaş olmaya gayret ettim. Ve her zaman kararlarının arkasında olup onu destekledim. Tabi tüm bunlar onun bana ve benim kariyerime verdiği destek yanında sönük kalır. Sanem benim için bir tanedir teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> o samimi bir açıklama olmuş. Çok. Ayrıca kendisi de yeni bir göreve başlamış. Evet. Malezya'da. Ee, evet. Ben buradan kendisine de başarılar diliyorum. Ayrıca teşekkür çok sevgilerimi de yollamak istiyorum. Çok nazik. E, eminim diyorsun. orada da e, çok güzel başarılara imza atacak. Evet. Burada olduğu gibi. Evet. Yani biliyorsunuz e, Türk profesyoneller yurt dışında çok başarılar, çok e, örnekleri var e, bunun. Farklı şirketlerde farklı başarılara imza atıyorlar. Umarım Gökhan da aynı şekilde bu Türk başarısını devam ettirir. İnşallah. Peki nasıl bir kız babası? Çok iyi bir kız babası, yumuşak bir kız babası. Dolayısıyla kızlarımızın isteklerini çok rahatlıkla yerine getiriyor. Bu anlamda disiplin birazcık daha bende. Öyle mi? <laughs> Peki sizin bu girişimcilik serüveninizde, hayatınızda kızlarınızın yeri nasıldı? Hani onlar büyürken zorluk çekmediniz mi? Hem iş hem çünkü bir girişimcisiniz. Tabii, çok çektim açıkçası. Yani sanırım Türkiye'de çalışan ya da girişimci olan her kadının çocuk bakımı konusunda bir problemi vardır. Yani ben bu kreş Bakıcı konusundan çok çektim yani saat sekiz buçuk tam işe gideceğim bakıcı der ki ben işten ayrılmak istiyorum Eyvallah. ya bunu pazartesi saat sekiz buçukta mı söyleyeceksin bana bari pazar günü söyleseydin yani Türk ya da kreşe bırakırsınız ama o saatte bir toplantınız vardır çocuğu alamazsınız bir gidersiniz çocuk böyle mahzun mahzun orada bekliyor siz geç kalmışsınız. O yüzden eğer biz <laughs> Türkiye'de kadın istihdamını arttırmak istiyorsak şu çocuk bakımı ve kreş işini mutlaka çözmemiz ve yaygınlaştırmamız ve herkesin ulaşabilir hale getiriyor olmamız lazım. Yani Kagider'de de benim en çok çalıştığım konulardan bir tanesi bu. Peki ne yaptınız derseniz işte biraz eşimden destek aldım. Annem yani iyi ki vardı, iyi ki o destek verdi. Çünkü bu kadar yoğun çalışınca seyahatleriniz oluyor. Üç gün, dört gün evde olmuyorsunuz. Hem eşit şartlarda çalışıyorsunuz ama hem aynı zamanda çocuk sorumluluğu var. İş ve yaşam dengesini kurmak çok zor. Ama şöyle iyi bir haber vereyim burada anneler varsa beni dinleyen. En zor yaş 0-3 yaş. Orayı geçtiğiniz zaman hayat daha kolaylaşıyor. <laughs> ve deneyimli annelerden bu dönemi nasıl geçildiğine ait mentorluk alabilirler. Hatta bazı şirketlerde şimdi bu mentorluk çalışmaları başladı. Yani çocukları büyümüş e, anneler yeni doğum yapmış ya da çocukları küçük yaşta olan annelere mentorluk yapıyorlar. Ne Çünkü, kadar güzel. E, Kadın o anlamda işte tam o bırakma zamanı, işi bırakma, evde kalma zamanı bir dakika diyor. Bu iş geçecek. Bak çocuklar büyüyecek, okula gidecekler ve daha sonra keşke annem çalışsın diyecekler ki yine başka bir araştırma yaptık. Çocuklar şunu söylüyor. İyi ki annem çalışıyor. Ve eşleri diyor ki iyi ki eşim çalışıyor. Sonuçlar bunu gösteriyor. O yüzden evet zorlandım. Ve bu konu sanırım sadece benim değil tüm Türkiye'nin zorlandığı, tüm çalışan kadınların zorlandığı bir konu. Bir an önce çalışması lazım. Bir de şunu söyleyebilirim. İki kız annesiyim, çok şanslıyım ama çocuklarım galiba her şeyden çok benim öğretmenim oldular. O kadar çok şey öğrettiler ki bana bir kere bütün egolarımı törpülediler. Hayatta asla yapmam dediğim her şeyi yaptım. Ee, o yüzden de ne bekliyorsam tam tersi oldu. Ee, ben galiba hayatı onlardan öğrendim. Ne kadar güzel. Şimdi müsaade ederseniz kısa bir ara verelim tabii ki. İkinci bölümde tekrar bir araya gelmek üzere. Selen Hanım, şimdi eşinizden bahsettik, evet. girişimcilik hikayenizden bahsettik, kızlarınızdan bahsettik ve gerçekten hikayenizle kadınlar için gerçek bir rol modelsiniz. Teşekkür Bunu ben değil eminim seyreden herkes öyle söylüyordur ve dinleyen herkes. Şimdi de isterseniz. Birazcık Kagider'den, Tabii. kadınlara verilen desteklerden, hizmetlerden bahsedelim ki bunlar çok kıymetli. Ama sizin hikayeniz de şöyle. Kadın Girişimciler Derneği'nin 12 senedir yapılan bir yarışması var. Türkiye'nin kadın girişimci yarışması ve inanılmaz önemli bir yarışma. Doğru. Ben de sıkı takipçilerindenim gerçekten. Çünkü Türkiye'de ödüllendirme konusunda kadınlara yapılan en büyük hizmet. Doğru. En büyük hizmetlerden biri diyeyim. Şimdi alınanlar olmasın. Ee, siz de bunu kazanan kadın girişimcilerden birisiniz evet. ve Kagiderle tanışmanız böyle oldu, değil mi? Aynen böyle oldu. Ee, Kagider, Ekonomist dergisi ve Garanti Bankasının üçünün bir arada e, kurguladığı bir yarışma bu. 2010 yılındaydı. Ee, ben de e, aday gösterildim ki şöyle bir şey yapıyor aslında adaylar aranıyor. Garanti Bankası'nın şubesi de beni aradı uzun zamandır kendileriyle çalışıyordum. Ya böyle bir yarışma var girer misiniz diye. Ben dedim ki ya ne yarışması ben ne yapacağım o yarışmayla falan. Ay Allah aşkına girin hani ben bunca yıldır sizle çalışıyorum rakamlarınızı da biliyorum girin dedi. Sonra bir şeyler yazdım böyle internetten gönderdim. Sonra beni aradılar dediler ki siz finale kaldınız gelin görüşelim. Böyle görüşmelere gittim bir jüriler vesaire. E, o zamana kadar da hani bir şeyler duyuyorum ama tam da farkında değilim. E, ben 2010 yılında e, Türkiye'nin başarılı 10 kadın girişimcisinden biri seçildim. Ve e, o dönemde de Kagider'e bedava üyelik veriliyor. Hatta beni çağırdılar gel Kagider'e diye. Ben dedim ki ya ben ne yapacağım orada zaten çok işim var. Bir sürü kadın var ben o kadar kadınla ne yapacağım. İşim gücüm var benim dedim. <laughs> Neyse bir toplantıya gittim. İyi ki o toplantıya gitmişim sevgili Verak çünkü ben orada bazı rakamlar duydum. Şöyle rakamlar duydum. Örneğin Türkiye'de kadın girişimci oranının sadece yüzde dokuz olduğunu, yani 110 bin kadın girişimci olduğunu. Ne kadar az? Türkiye'de çalışan kadınların oranının yüzde 29 olduğunu, yani 30 milyon kadın var çalışabilecek. Yaşta 15-65 yaşında ama bunun sadece 9 milyonunun çalıştığını ve yarısının kayıt dışı olduğunu e, Dünya Ekonomik Forumuna göre e, 142 ülke arasında Türkiye'nin 131. olduğunu ben bu rakamları bilmiyordum ve gerçekten çok şaşırdım hayal kırıklığı yarattı büyük hayal kırıklığına uğradım dedim ki bu bize yakışmıyor bunun olmaması gerekiyor çünkü ben de çalışmaya başlayacağım. Farkındalık o anlamda çok önemli. Yani mevcut durumu bizim dışımızdaki dünyanın ne olduğunu. Yani şu bir gerçek ki kadın ve erkekler fırsatlara eşit olarak ulaşılamıyor. E sonra parlamentoya baktım, sonra bakanlara baktım, valilere, kaymakamlara, yönetim kurullarındaki kadınlara. Ve kadınların temsil, yeteri kadar temsil edilmediğini gördüm, fark ettim. İşte bu farkındalık beni Kagider'de çalışmaya itti. E zaten kendi içimde de yaralarım vardı, bir kreş sorunum vardı, girişimci olmak için yeterli destek bulamamıştım. Ve işte Kagider'le yolum böyle kesişti. Gönüllü bir dernek, yani gönüllü olarak çalıştığımız bir yer. Ve ben dedim ki bu işte gönüllü olarak bir şey yapmam gerekiyor. Kagider'in de şöyle bir misyonu var. Kagider gider kadın girişimcileri derneği girişimcilik yoluyla kadını güçlendirmek ama sadece ekonomik değil toplumsal olarak sosyal ve politik olarak da güçlendirmeyi e, hedefliyor. 37 vizyoner kadın tarafından kurulmuş diyor ki eğer biz vergi veren kadınları oluşturursak kadın girişimcileri oluşturursak e, ekonomi daha da gelişir tabii kadınlar daha fazla kadın istihdam ederler. Daha fazla genç kadın üniversiteye gider, bu da toplumsal kalkınmaya fayda sağlar. Ve buna yönelik projeler yapıyor. Sizin, Kagider'in yaptığı bir araştırma aynen sizin dediğiniz gibi aslında. Ee, onu müsaade ederseniz Lütfen. söyleyeyim. Diyor ki, 2025 yılına kadar eğer tam olarak cinsiyet eşitliği sağlarsak, dünya ekonomisi yaklaşık 28 trilyon dolarlık, bir ek katkı sağlamak mümkün diyor. Doğru McKinsey'nin yaptığı bir araştırma bu. Şimdi 28 trilyon o kadar büyük bir rakam ki şöyle açıklayayım. Bir Amerika, bir Çin ekonomisi dahil olabilir. Eğer dünyada çalışan erkek sayısı kadar kadın çalışsa. Bu Türkiye'de şu anlama geliyor. Biz yüzde 30 daha zengin olacağız. Yani bugün işte dokuz bin dolar 10 bin dolarlardan konuşuyoruz ya yüzde 30 yani 13 Çok bin dolar seviyelerine gireceğiz. Eğer kadınlar da istihdama erkekler kadar katılırsa. O yüzden hepimize bir görev düşüyor. İşte Kagider bunları sağlayan, bunları yapılmasını sağlayan bir platform. Bağımsız bir sivil toplum kuruluşu, e, Brüksel'de bir ofisi var. Düzenli olarak Birleşmiş Milletler'e gidiyoruz, orada üyeliğimiz var, Ankara temsilciliğimiz var. Hem politika yapıcıya öneriler götürüyoruz, hem de aslında uygulamalar yapıyoruz. Eğitim faaliyetleri, bir kadın girişimci olmak istiyorsunuz? Neye ihtiyacınız var? Bilgiye, beceriye. Bir eğitim platformumuz var, adı kagiderpusula.org. Burası online bir eğitim. İster Çankırı'da olun, ister Ankara'da, ister İstanbul'da. Online olarak buraya giriyorsunuz ve işinizi nasıl kuracağınızı öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca işimi kuruyorum eğitimleri var Kagider'de. Onlara katılıp işinizi kurabiliyorsunuz. Sanem Hanım şunu tekrarlayalım mı? Tabii. Kagiderpusula.org Doğru. Kagiderpusula.org ee, Hemen şu an internete girip bunu yazabilir ve buradan eğitimlere başlayabilirsiniz. Hı hı. İşinizi kurmuş olsanız da işinizi büyütmek için... Ee, burada size yönelik eğitimler var. Çünkü hayat ilerliyor, dijital gelişti, Aynen. ihracat yapmanız gerekiyor, belki bir akredite mektubu almanız lazım, bunu nasıl alacağınızı bilmiyorsunuz. İşte bu ve benzeri eğitimleri burada bulabilirsiniz. Ee, o yüzden e, girmenizi tavsiye ediyorum. Süper. Ama Kagider'in sadece e, Kagider pusula.org ile bitmiyor. Tabii. Tabii. Mesela bir proje 15'i var. Evet. Ondan sonra daha aklıma şu Tabii. anda geldi ama mentor programlarınız var. Şöyle yapayım. Şimdi kadın girişimcilerin önünde belli başlı engeller var. Hı hı. Bir tanesi demin söylediğim gibi işini nasıl kuracak, nasıl büyütecek bilmiyor. O yüzden eğitim ve mentorluk çalışmaları var. kagiderpusula.org işimi kuruyorum eğitimleri bunlardan bir tanesi. İşini kurmuş ama yeni pazarlara gelmek istiyor. Yani ihracat yapmak istiyor, yeni pazar bulmaya çalışıyor. Orada da bir kampanyamız var kadından almalı, memleket kazanmalı. Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız bir proje bu. Hem kamuda kadından mal alınmasını, ürün alınmasını sağlıyoruz. Hem de büyük şirketlere gidip diyoruz ki kaç tane kadın girişimciden ürün hizmet alıyorsun? Kadın girişimcilerle satın almacıları bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler ITC ile bir programımız var. Yurt dışı programlarına dahil oluyorlar ve böylece ihracat yapıp yeni pazarlara ulaşıyorlar. Bayıldım o tedarikçi programına. Bayıldım. <laughs> Çünkü gerçekten şirketlerin özellikle global şirketlerin doğru. ya da e, kamunun mutlaka satın alımlarında belli bir kotayı kadına ayırması gerekiyor. Çok doğru. Yani Çok doğru. şimdi mesela bir girişimci var senem hanım. Geliyor diyor ki işte diyor e, Berrak Hanım diyor ben diyor globalle açılmak istiyorum. Katar'a ürün satacağım. Hı. Ama diyor Katar'daki adam bana diyor ki diyor kamudan birisi Peki sen kime Türkiye'de satabiliyorsun? Kamudan senden kim hizmet alıyor? Ben, benim o zaman satmadığım için ağzım açık kalıyor. Hiçbir şey Doğru. söyleyemiyorum. Referansım yok. Doğru. Önce kendimiz satın alacağız ki. Girişimciye referans olacak. Referanstan sonra gidip dünyaya açılabilecek. Yine ITC'nin bir raporu var diyor ki, Tüm devletlerdeki, dünyadaki en büyük satın alma devletler tarafından yapılıyor. yani Kamu tarafından, belediye, ordu, devlet. Sadece yüzde biri kadın girişimcilere gidiyor. İnanabiliyor musun? İnanamıyorum yani gerçekten. Yani çok çok az bir oran bu. Çok az. Ve hatta Amerika'da şöyle bir uygulama var. Federal hükümetler diyor ki ben, e, hedef koyuyor, yüzde beş, yüzde on toplam alımlarını kadın girişimcilerden yapacağım. Ve federal hükümetler bunu da denetliyor. Şu an girişimcilik anlamında en yüksek ülkelerden bir tanesi Amerika, ikincisi de İsrail. Kadın girişimci sayısı anlamında. O yüzden bu tip uygulamalar yani hedef koymak, kota koymak gerçekten kadın girişimcilik sayısını arttırıyor. Yine kadın girişimciler için neler yapıyoruz diye soruyorsun. Üçüncü iş finansal ulaşım. Yani bir girişim kurmak istiyorsanız, işinizi büyütmek istiyorsanız paraya ihtiyacınız var. Dolayısıyla Kagider bu fonların ya da bankalarla anlaşarak kadınlara yönelik kredilerin oluşması, daha kolay kredi almalarını sağlaması, işte kitlesel fonlama gibi farklı finansal enstrümanlarla kadınların bir araya gelmesine sağlıyor, buna yönelik bilgiler veriyor. Özellikle kredi garanti fonuyla çok yakın çalışıyoruz. Yine EBRD'nin projelerinde yer alıyoruz. Dolayısıyla finansa ulaşımda önemli konulardan bir tanesi. Yasa yapma konusunu konuşmuştuk. Bu anlamda çok yakın çalışıyoruz. Çünkü biz aynı zamanda Kagider olarak G20 toplantıları sırasında W20 kurucu başkanlığını gerçekleştirdik. Bu da şu anlama geliyor, bu toplantılar sonucu bakanlara ve hükümete öneri dökümanları götürüyoruz ve bunların daha sonra takibini yapıyoruz çok Türkiye'de. E bu da savunu, en sonunda da ilham vermek, cesaretlendirmek. Sevgili Elif Ergül beraber bir kitap hazırladık İlham Veren Kadınlar diye. Burada bütün kadın girişimci başarılı hikayelerini yaptık. Çünkü şöyle bir şey var. Kadın kadından öğreniyor. Aynen. O yapabiliyorsa ben de yapabilirim diyor. Ve biz bu hikayeleri toparladık ve dedik ki bu yolculukta yalnız değilsin. Bak bir türlü zorluktan geçen kadınlar var Tabii. ve onlar başarmış. Sen de başarabilirsin. Ve bu kitabı topladık. Ben buradan sevgili Elif Ergü'ye de çok, çok. sevgilerimi iletiyorum. Çok sevdiğim bir e, kadın girişimcilik yazarı. Çok. E, sadece kadın girişimcilik de değil gerçekten hayatımıza dokunan yazılar yazıyor. Bu kitapta hayatımıza dokunan yazılardan, kitaplardan ilham veren kadınlar. İlham veren kadınlar. Lütfen alıp okuyalım. Ve evet kitapçılarda kadınları... bulabilirsiniz. <laughs> Eğer bulamazsanız Kagider'i arayın biz size temin ederiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kadın girişimciler demişken ne tip girişimciler geliyor size? Yani daha çok hangi ürünleri üreten işte hani ya da hangi alanlara girmeli kadın girişimciler sizce? Şimdi profile baktığınız zaman kadın girişimci üç nedenden dolayı girişimini yapıyor. Bir tanesi ihtiyaçtan. Yani hayatta hayata devam edebilmek için bir iş. Kuran kadından bahsediyorum. İkincisi biraz bana benzeyen yani profesyonel hayatta bilgi beceri biriktiriyor. Ben bunu farklı yapabilirim diyor. Dolayısıyla ikinci tip o. Üçüncüsü de e, aile şirketlerini devam ettiriyor e, ya da kendisi bir girişim kuruyor. Dolayısıyla üç tip kadın girişimci var. Bunların yüzde 55'i genelde hizmet sektöründe yer alıyor. Yüzde 45'i daha fazla üretimde. Fakat son dönemde şunu görüyoruz: teknoloji, inovasyon, e, akademiden gelip e, girişimci olan kadınların sayısı artmakla. Tabii biraz bu dijital dönüşümle de ilgili. Tabii. Artık e, interneti kullanarak, e, teknolojiyi kullanarak e, iş kurmak daha kolay. Daha dükkan açmadan ürünlerinizi satabiliyorsunuz, e-ticareti kullanıyor ya da Instagram ya da sosyal medyayı kullanarak ürünlerini pazarlayabiliyor. Bunlar da kadın girişimcilerin aslında çeşitliliğini arttırıyor. Ama şimdi size şunu da söyleyebilirim. Tankların üzerinde, savunma sanayinde yedek parça yapan kadın girişimci de var. Var. Evet. Madenleri olan ve buna yönelik işletme yapan kadın girişimciler de var. Tamamen tarıma dayalı üretim yapan kadın girişimciler de var. Dolayısıyla bu anlamda aynı Türkiye'deki girişimcilik ekosistemindeki çeşitlilik kadar kadın girişimciler de var. Kagider'in evet. içerisinde de böyle çok güçlü çok. servis sektörü olsun, savunma sanayi olsun, üretim olsun, tarım olsun... Yani çok çeşitli kadın girişimciler var, mentorluk yapıyorlar. Doğru. Hepsini de bizzat zaten takip ediyorum, tanıyorum. <laughs> evet. Bunlardan bir tanesi Meltem Hanım, kurucusu zaten. Tabii, Ta giderin. kurucu başkanımız Meltem Kurtsan. Onun vizyonuyla kurulmuş bir dernek. Burada da ona sevgi ve saygılarımızı iletelim. Evet. E, Gamze Hanım var. Gamze Cizreli. Gamze Cizreli. Tabii. O da gerçekten çok önemli bir dünya markası yarattı. Evet, evet, evet. Ve e, hani bütün yolculuklarını e, dinlerseniz gerçekten hepsinin arkasında tutku, heyecan, adanmışlık, çalışkanlık ve pozitifliği göreceksiniz. Çünkü bu girişimcilik biraz da hayata iyimser bakabilmek. Bir şey değiştirme gücüne sahip olduğunuzu hissetmek. Çünkü olmayan bir şeyi var ediyorsunuz ve biraz da rüzgara karşı gidiyorsunuz. Ama ona giderken aslında düşe, kalka, yaralana, belenine oraya doğru gideceğinizi biliyorsunuz. Ve bu kadınların içindeki bu ruh zaten dışarı yansıyor. İşte o yüzden de ilham veriyorlar. Peki Sanem Hanım, ben diyelim ki Arda yaşıyorum <laughs> ya da Kars'ta yaşayan bir kadın girişimciyim. İstanbul'da merkeziniz ve Ankara'da da şubeniz hı hı. var. Peki yerel açılmak için projeler yapıyor musunuz? Ya da yereldeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri yapıyor musunuz? Mesela hani buradan Anadolu'daki Tabii. kadınlara da belki mesaj vermiş oluruz. Tabii çok çok yakın çalışıyoruz. Öncelikle şunu yapmak gerekiyor. Diyelim ki Samsun'dasınız. Samsun İş Kadınları Derneği var. Ankara'danız Ankara İş Kadınları Derneği var. Adana'daysanız Adana İş Kadınları Derneği var. Dolayısıyla ilinizdeki iş kadınları derneğine bir bakın. Yani Googlelayabilirsiniz. Çok rahatlıkla çıkacaktır. Ee, kadınların örgütlenmesi lazım. O yüzden de bu ve benzeri derneklere üye olmalarını tavsiye ediyorum. Biz de işte o e, derneklerle beraber çalışıyoruz. Birçok proje yapıyoruz. Avrupa Birliği fonlarına başvuruyoruz. Hatta bir tane platformumuz var, Kadın Girişimcileri Platformu diye. Buraya dernekler üye, dernekler üye olduğu için kendi kadın girişimcileri de üye ve biz kendi içimizde bir network yaratıyoruz. Yani ben bugün Ankara'da bir kadınla iş yapmak istersem o network'ün içerisinde bulabiliyorum. O yüzden de Anadolu'daki herkese çağrım şu, bir evet gidin bir iş kadınıysanız bir iş kadın derneğine üye olun. Ee, mutlaka ya Tobun ya Türk Konfetin ya da Oran'ın Bir İş Kadınları Derneği vardır. Buraya üye olun. Şimdi zaten TOB'un kadın girişimciler kurulunun seçimleri var. Doğru çok yakında. Her ilde aynı Şubat sonunda e, mutlaka her ilde seçimler olacak. Evet. Oraları da gerçekten çok aktif çalışan e, lokal evet. kurumlar aslında. Tabii ben bu arada Rıfat Bey'e de TOB'a da tekrar sesleniyorum. Daha fazla kadını yönetimde görmek istiyoruz. Daha fazla kadını yönetim kurulunda görmek istiyoruz. Öyle herkesin e, erkeklerden oluşan tablo yerine <laughs> daha fazla kadının e, olması gerekiyor. Parlamentoda yerel seçimlerde, 31 Mart'ta yerel seçimlere geliyoruz. Kadın adayların oranı yüzde yedi. Belki daha fazla bakan görmeyi Daha fazla bakan olarak. Adayı. Yani bunlar bir de aday adayı. Seçil, seçildikleri zaman yüzde ikiye düşüyor. 80 milyonun 40 milyonu kadın. Daha sürdürülebilir belediyeler, daha güvenli belediyeler için daha fazla kadın adayın olması gerekiyor. Aynen çok doğru söylüyorsunuz. Peki şimdi birazcık da Anne sanem Hanım, eş sanem Hanım, Mesela eşiniz Malezya'da, siz girişimcilik yapıyorsunuz, girişimci bir iş kadınısınız evet. ama iki kızınız var. Evet. Nasıl sürdürüyorsunuz hayatınızı? Kızlarınızı nasıl yetiştiriyorsunuz? Nasıl bu hayatın 24 saatini bölebiliyorsunuz, kendinize ayırdığınız zaman var mı? Ee, var. Ben iki şeye inanıyorum. İyi bir anneyi, bir vatandaş olabilmek için. Önce iki şeye dikkat etmeniz gerekiyor: beden sağlığınız ve ruh sağlığınız. Aynen. Yani bu ikisi bütün olması gerekiyor. <laughs> Şunu yapıyorum: haftada üç gün spor yapmaya çalışıyorum. Tabii bu kadar yoğun çalışınca benim spor saatlerim de komik. Sabah saat yedi ile sekiz arasında haftada üç gün. Ee, bir de e, gerçekten e, psikoloğa gidiyorum ben düzenli olarak ki. Ruh sağlığımı da e, koruyayım. Çünkü bu kadar yoğun tempo içerisinde bir kere sağlam duruyor olmanız gerekiyor. Tabii. Önce kendinizin iyi olması lazım ki etrafınıza iyi olun. E, benim formülüm böyle. Zaman ayırmaya çalışıyorum, evet. E, akşamları mutlaka bir şeyler okumaya çalışıyorum. Okumadan uyumam. Sudoku yapmayı çok severim. Bulmaca yapmayı çok severim. Dolayısıyla bunlarla vakit buldukça e, ayırıyorum. Ee, hani ne neyi az yapıyorsun diyorsan az televizyon seyrediyorum galiba. Ee, oradan kalan zamanla bunları yapıyorum. Çocuklarımla zaman geçirmeyi, ailemle zaman geçirmeyi severim. Pazar günleri bizim günümüzdür. Mümkün olduğu kadar boş bırakmaya çalışırım. Ee, Kızlarınız kaç yaşında? E, büyük kızım 24, küçük kızım 16 yaşında. Ee, dolayısıyla evde neredeyse böyle üç yetişkin e, gibiyiz. Ee, Onlar bir tanesi çalışıyor mu? Bir tanesi çalışıyor. Büyük olan kızım çalışıyor. Ee, aşçılık okudu, ee, şimdi bir restoranda çalışıyor kendisi. Küçük olansa liseye gidiyor. Ee, fakat sohbet etmek, onlarla hayatı konuşmak e, tabii arkadaşlarından kalan zaman bana kalıyor. Ama e, hakikaten benim hep onlardan benim öğretmenlerim oldular ve hayatta vakit geçirmeyi en çok sevdiğim insanlar da onlar. Süper. Aşçılık demişken ilk kızınız. Evet. E, adı Berfin. Berfin. Berfin babasıyla mı çalışıyor? A, kendi bir restoran açtı. Öyle mi? E, evet. E, yani. Yunik'te BKM Mutfak diye bir restoranı var. Orada çalışıyor. Yılmaz Erdoğan'dan. E, Yılmaz Erdoğan'dan, evet ilk eşimden. E, i̇kinci eşim Gökhan Ümit. Ondan da Derin diye bir kızım var, ikinci kızım. O da Dandesion'da şu an, kadar 10. Şey. sınıfta. E, ve e, biz böyle üç kız aynı evde yaşıyoruz. Zor olmuyordur herhalde. E, şöyle bir şey tabii, Gökhan Eylül ayından beri e, Malezya'da. Yani yokluğunu hissediyoruz tabii ki. Arada onu çok arıyoruz. E, evimizin babası tabii ki e, arıyoruz. Ama galiba kendi içimizde de bir düzen tutturduk. Ne kadar güzel. Peki kitap okuyorum dediniz. Buradan girişimcilere önermek istediğiniz bir kitap, bir film? E, film olarak iki tane hızlıca aklıma gelen e, filmi söyleyebilirim. Bir tanesi e, Hidden Figures, gizli sayılar diye çevriliyor sanırım. Ee, NASA'da çalışan üç kadının hikayesi ve aslında biz e, Ay'a çıkarken e, o süreçte e, kadınların ne kadar önemli bir rol oynadığını ama tarihte asla hiç yer almadığını bu filmde görüyoruz. Girişimcilik içerisinde bir Hint film önereceğim. Padman. 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 Ee, vaktiniz varsa izleyin. Bir Hint filmi ama inanılmaz bir girişimcilik öyküsü, ee, onu izlemenizi tavsiye ederim. Ee, hani son dönemde e, yine bu girişimcilik perspektifinden bakarsak neler okunabilir? Tabii bütün kadın girişimcileri Charles Sandberg'in bu Lee'nin kitabını gerçekten tavsiye ediyorum. Hepimizin e, ara ara öğreneceği şeyler var ama hani bugün ne okuyorsun şu an dersen Azra Cohen'i okuyorum yeni kitabını. <laughs> Süper. Ben de e, geçen gün bir Hint filmi seyrettim, Dangal. Çok güzel o da. O da çok güzel. Çok başarılı. İki Onu tane... da önerelim burada. Evet. Izlesinler. Gerçekten müthiş bir film. Çok. E, i̇ki tane genç kızın. Evet güreşçi olma hikayesi ve babalarının arkasında durması, erkeklerle güreşiyor olmaları, daha sonrasında milli güreşçi olmaları inanılmaz bir hikayeydi. Gerçek bir hikaye ve de yani aslında bu sanırım Türkiye'de çok yaşanan bir şey. yani Orada bakınca kültürler de birbirine benziyor. Ee, baba bir güreşçi olmak istiyor e, ve oğlu olmasını bekliyor. İlk çocuk doğuyor, kız. İkinci Aynen. çocuk doğuyor, o da kız. Üç oluyor, gene kız. Vazgeçiyor artık. Benim <laughs> Oğlum olmuyor, güreşi de olmayacak diye. Fakat çok kızlar büyünce şeyi fark ediyor. Kızlar gidip olan çocuklarını dövüyor. Aa diyor. Benim elimde bayağı bir yetenek var Hazine deyim. var. Bütün e, enerjisini onları yetiştirmeye harcıyor. Ve ondan sonra gerçekten e, onlar da e, inanılmaz madalya alıyor. Aslında bu da şunu gösteriyor. Kız ve erkeklere eşit fırsatlar tanımamız gerekiyor. Ne kız olduğu için o eğitimden eksik kalmalı, ne de erkek olduğu için onu fazlasını almalı. İşte aslında bütün başından beri konuştuğumuz konu bu. Herkesin cinsiyeti belli olmadan eşit fırsatlara sahip olması gerekiyor. Sanem Hanım ben geldiğiniz için, konuğum olduğunuz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederim. İlham veren kadınlardan birisiniz. Sağ olun. Rol modelsiniz. Teşekkür ederim. Sizi e, ilk defa böyle bizzat dinleme e, imkanına sahip oldum böyle özel konularla. <laughs> işte sizi daha çok tanıma imkanı verdiğiniz için de çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Gerçekten kadın çok önemli. Ülkemizin yarısı kadın. Aynen. Ve biz aslında e, tek kanatlı bir kuş gibi uçmaya çalışıyoruz ki bu da imkansız. Zaten yapılan bir araştırmada diyor ki bunu görmemezlikten gelemeyiz. Eee eğer kadın girişimcilik oranımızı, kadının istihdama katılımını yüzde otuzlardan yüzde altmışlara çıkarırsak, yani OECD ülkeleri seviyesine, Doğru. bu da gayri safi yurt içi haslaya 250 milyar dolar bir katkı. Yani bunu görmemezlikten gelemeyiz, gelmemeliyiz de. O yüzden sizin gibi rol model kadınları tanıtmaya devam edeceğiz. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Efendim bir işte kadın programının daha sonuna geldik. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Sağlıcakla kalın.